Hapishane defterleri Prison Notebooks Selections, yani bir takım seçmeler olarak tam çevirisi bulunmuyordu arkadaşlar. 1970'lerin başında yapılmış bir çeviri, İtalyancadan İngilizceye ve aslına bakarsanız bu çağımızın bu Gramsci'ci dönüşü içinde pek çok kişi gidip o İngilizce tercümeden bir Gramsci yorumu oluşturdu. Bu ne anlama geliyordu? Demek ki bu bir selectionsa, seçmelerse aslında çok eksik bir materyal üzerinden oluşturulmuş Gramsci yorumuydu bu. Mesela Alastair Davidson diye ünlü bir Gramsci uzmanı var. Gramsci'nin entelektüel biyografisinde yazan biri bu. Yanlış hatırlamıyorsam 1977'de Thesis 11 dergisinde yazdığı bir yazı var. Bulabilirsiniz. Uses and Misuses of Gramsci, yani Gramsci'nin iyiye ve kötüye kullanımları diye. Orada bu meseleyi deşiyor biraz. Ve meseleyi şuna getiriyor. Yani İtalyanca orijinal kaynaklara gidememek ve var olan çok sınırlı edisyondan bir Gramsci yorumu oluşturmak aslında ne gibi yorum hatalarına yol açtı. İlginç olan şu, Davidson orada bu çağdaş Gramsci yorumcuları arasında İtalyanca orijinale giderek doğru bir Gramsci yorumu oluşturan çağdaş teorisyenler arasında Edward Said'i sayar. Edward Said hakikaten en başta zaten bir dil bilimci, filolog diyebiliriz. Pek çok Batı dili biliyor. Ve yani bu ilk defa baskın bir biçimde şarkiyatçılık kitabında kullanıyor bu Gramsci yorumunu. Biliyorsunuz yani şarkiyatçılıkta bir tarafta Batı'nın şark üzerindeki hegemonyası bağlamında açılır oryantalizm. Öbür tarafta Foucault'un söylem kavramı açısından. Yani bu da çok tartışılmış bir meseledir ama şu an konumuz değil. Bir tarafa Foucault'un söylemini koyar, öbür tarafa Gramsci'nin hegemonyasını koyar. Yine özünde siyasi olan bu kavramlaştırmanın Machiavelli'de kendisini askeri bir karakterin hatalarına götürecek ölçüde egemen olduğu söylenebilir. Şimdi Modern Prens'in bu şerhler kısmında ben burayı aldım. Çünkü derste de çok atıf yaptığım bir meseleydi. Hatırlıyorsunuz. Kendi ordularıyla savaş kazanmak ve kazanmamak meselesi. Yani paralı ordular o kadar teknik ve askeri üstünlüklere sahipler ki aslında paralı ordulara askeri siyasal başarı için başvurmanız çok doğal o dönemde. Fakat Gramsci askeri başarıyı bir tarafa iterek paralı ordu meselesini bir tarafa koyuyor. Onun yerine ulusal milis güçlerinin oluşturulmasını söylüyor. Zaten biliyorsunuz. Hatırlarsınız burada Machiavelli'nin siyasal olana yaptığı vurgunun askeri olanı dahi kapsadığını söylemiştik. Yani Gramsci aynı şeyi söylüyor. Yani bu o kadar siyasi bir kavramsallaştırma ki kendisini askeri hatalara götürebilecek denli kapsayıcı. Yani Machiavelli'de asıl mesele sanat, din, askeri teknoloji ve diğer bütün her şeyin siyasetin çerçevesi altında düşünülmesi. İşte Fatma'nın da atıf yaptığı bu Gramsci ve Althusser'in Machiavellici Marksizmi, Spencer'dı değil mi? Meselesi de buradan türüyor. Yani Gramsci'nin, Machiavelli'sinin Neo-Marksizm içinde, 20. yüzyılda Marksizm tartışmaları içinde böyle bomba gibi düşmesinin asıl nedeni, Marksizmin genel olarak bakıldığında siyasal olana ayırdığı payın azlığı. Yani bu hepten yok değil, var. Engels'in bir takım mektupları var. Bu hapishane defterlerinde Gramsci'nin de atıf yaptığı. Yani son kertede, nihai aşamada siyasal olanın belirleyiciliği üzerine yaptığı vurgu var. Marx'ın geç dönem yazıları var. Batılı olmayan toplumlarda değişimin nasıl gerçekleşeceği üzerine yazılar mesela. Asya tipi üretim tarzı vesaire. Dolayısıyla tümüyle Marksizm'de ya da Marx Engels'te siyasal bakış açısı yok denilemez. Tabii ki kısmi kalıyor. Bir. İkincisi, Gramsci'nin döneminde
henüz bazı kaynaklar ortada değil. Engels'in mektupları dışında. Yani mesela bu Marx'ın geç dönem yazıları 1930'ların sonlarında, Gramsci belki vefat ettikten sonra yayınlanıyor. 50'lerde Fransızca'ya falan tercüme ediliyor. Oradan Marksizm'de siyasetin rolüne dair çok önemli bir tartışma alıyor başını yürüyor. Daha önce de zikretmiştim, geçtiğimiz aylarda vefat eden Nur Vergin'in Siyasetin Sosyolojisi kitabındaki Siyasetin Dönüşü, siyasal olanla ilgili bölümler sevgili arkadaşlar. Gerçekten çok kompakt, belki bu konuda Türkçe'de yazılmış en iyi bölümlerden biridir. Dolayısıyla Gramsci'nin Machiavelli'sinin Marksizm'in ekonomist akımları tarafından görmezden gelinmiş, özellikle Marx Engels değil ama ikinci enternasyonelin ekonomi yasalarına yaptığı vurgu tarafından görmezden gelinmiş, siyasal boyutu yeniden ön plana çıkarma gibi bir işlevi söz konusu. Dediğim gibi bu Prens'in 15. bölümündeki verita effettuale, fiili gerçekliğin karşılığı olarak realite effettuale'yi kullanıyor. Machiavelli'nin siyasi söz dağarcığını yeniden değerlendirmiş oluyor böylece. Kısaca hatırlayacaksak tam olarak Machiavelli şöyle diyordu: İmgelem dünyasının değil, somut gerçekliğin ardından gitmeyi düşündüm. Gramsci de onu tasdik ediyor aslında, Machiavelli'yi şu şekilde. Bu HD hapishane defterleri 8. defter 37. Benim alıntım da 37 maddeden. Soyut ya da hayali olmadıkları sürece pratik unsurlar siyaset yazılarında genelde gelişigüzel bir muamele gören çeşitli güç ilişkileri çalışmasına dahil edilmelidir. Fakat burada şunu da söylememiz lazım. Bu olanla olması gereken arasındaki ayrımda Gramsci pozitivizme mal olmuş olgu değer ayrımını yapmıyor. Çünkü pozitivizm, zaten bu hapishane defterleri döneminin pozitivist sosyologlarına ve sosyal bilimcilerine eleştirel bir şekilde bakan birçok bölümü de içeriyor. Neden? Çünkü pozitivizm olguya bakarken olgunun tarihsel süreçler içindeki dönüşümünü değerlendirmiyor. Olguları donduruyor arkadaşlar. Fakat Gramsci'nin Machiavelli'si olguları donduran bir filozof değil. Olguları tarihsel dönüşümleri içinde ele alıyor. Bu çok önemli. Gramsci Machiavelli'yi bu açıdan hem pozitivistlerden hem pozitivist Machiavelli yorumcularından ayırıyor. Ki kendi döneminde Gramsci'nin böyle bir ekol de gelişmiş. Mesela Gramsci'nin yazdığı dönemde bu elit teorisinin İtalya'daki çok önemli temsilcilerinden biri olan Wilfredo Pareto, Machiavelli'yi pozitivistik açıdan değerlendiriyor. Yani nasıl doğada olgular vardır, siyasette de olgular vardır diyen bir düşünür olarak. Gramsci bu yorumu kabul etmiyor, bu yorumun ötesine geçmeye çalışıyor. Onu da eklemek lazım. Gramsci Machiavelli üzerine bir çalışma yapmak istiyor. Burada iki yönlü bir çalışmanın ürünü olarak görüyor bunu. Ve gerçek bir politika sistemini Marksist düşünceye uyarlayan bir kitap olarak bahsediyor bunu. Yani siyaset teorisiyle Marksizmi birleştirmeye çalışan bir kitap olduğu söylenebilir. Machiavelli üzerine mesaisi de ana fikir olarak böyle bir anlam taşıyor. Ve burada şey de var, siyasi partiler sorununun ana tema olacağından bahsediyor. Yani Gramsci'de Machiavelli'ye yönelişin asli unsuru siyasi parti meselesini ayakları üzerine oturtmak arkadaşlar. Yani çünkü bu mesele aslında Marksizm içinde yeterince değerlendirilmemiş bir mesele Gramsci'ye göre. Yani bunu ilk değerlendiren Rusya'da Ekim Devrimi öncesinde Lenin. Marksizm'de iki boyutlu bir tartışma var. Yani bu önderliği, devrimci dönüşümde önderliği ne üstlenecek? Genel olarak söylenen şey işte uluslararası bir işçi örgütlenmesi, sendikalar vesaire. Fakat Lenin'in Marksist teoriye kattığı en önemli şey bunun bir öncü siyasal parti
liderliğinde gerçekleştirilmesi gerektiği. Dolayısıyla Lenin bu hapishane defterlerinin ve Gramsci'nin Machiavelli'sinin arka planında duran düşünürlerden biri. Bir siyasal öncülük ve bu siyasal öncülüğün siyasal parti kurumsallaşması için de gerçekleştirilebileceği. Machiavelli o yüzden şöyle bir şey diyor, pardon Gramsci, konu sınıflarla ve devletle ilişkisi bakımından siyasal partiler olacaktır. Bir şuna da dikkat çekiyor, sosyolojik bir kategori olarak değil, devleti yapılandırmak isteyen parti. Bu sosyolojik bir kategori olarak değil derken, döneminin siyasal partiler konusundaki elit teorisyenlerine atıf yapıyor. Elit teorisyenlerinde çünkü siyasal partiye yönelik, özellikle Robert Michels'e bakın, Robert Michels'te siyasal partiye yönelik sosyolojik bir çözümleme var. Fakat Gramsci diyor ki hayır, sınıflarla ve devletle ilişkisi bakımından siyasal parti. Sonra devam ediyor, bu yeni prensliğin, ki Machiavelli'ye yapılan bir atıf bu yeni, yeni prensliğin başrol oyuncusu soyut anlamda parti, soyut anlamda sınıf, soyut anlamda devlet değil, belli bir tarihsel ortamda, belli bir gelenek dahilinde oluşan somut bir tarihsel parti olmalıdır. Dolayısıyla hani Gramsci bu prens ve yeni prensten aslına bakılırsa siyasal partiyi anlıyor arkadaşlar. Bunu en iyi belirten maddelerden biri bu. Defter 4, madde 10. Evet, bu madde de çok kritik hakikaten. 56. madde 4. defterde. Yani bütün bu siyasetin görece özerkliği denilen o Nur Verdi'nin bahsettiğim bölümünde çok iyi yorumlanan, analiz edilen mesele burada açıklıkla gündeme geliyor. Onun için başka bir ekran paylaştım. Özellikle oradaki hapishane defterlerinin arka planında yer alan Engels'in mektuplarındaki şu. Yani ekonomi ancak son tahlilde belirleyicidir. Şimdi bu belirleyicilik son tahlilde gerçekleşiyorsa farklı türden unsurlar da dönüşümde belirleyici rol oynayabilirler. Yani bu Gramsci'den Althusser'e aslında neo-Marksizmin temel aksiyonlarından biri haline gelecek. Tabii bu 56. maddede Machiavelli'ye ve Gramsci'ye çok özgü bir cümle var. Diyor ki sanat, ahlak, felsefe siyasete tırnak içinde hizmet eder. Yani siyasete içkindirler. Onun bir unsuruna indirgenebilirler ama tersi olmaz. Siyaset, sanatı, felsefeyi, ahlakı tahrip eder. Hakikaten Machiavelli çizgisinden türetilmiş siyasal olanın merkezi rolüne atıf yapan bir cümle. Siyaset, ahlak, felsefe, pardon, sanat, ahlak, felsefe siyasete hizmet ediyorlar. Hatta biliyoruz Machiavelli de bir sonraki konuşmada Betül'ün de belki altını çizeceği gibi din dahi diyorum çünkü 16. yüzyıldayız. 21. yüzyılda değil. Din dahi siyasete hizmet ediyor Machiavelli de, öyle değil mi? Burada siyasal olandan önceki evre derken metnin geri kalan bölümüyle karşılaştırırsak hapishane defterlerinde sürekli geçen bir ekonomik korporatif evre var. Ekonomik tire korporatif diye geçer. Bu ekonomik korporatif evre sevgili arkadaşlar siyasal bilinç açısından en ilkel evredir. Yani tam olarak ne sınıf bilinci vardır ne de bu sınıf bilincinin gerektirdiği siyasal bilinç söz konusudur. Bir. İkincisi, Machiavelli feodalizmi ve kozmopolitanizmi bu evreyle neden ilişkilendiriyor? Feodalizm de çünkü ekonomik korporatif ilkenin aşılabileceği bir ulusal devlet modeli söz konusu değil. Şimdi bu ilkel uğrak, Hegelci deyimle söyleyelim, nasıl aşılabilir ekonomik korporatif? Bir ulusal devlet çatısı altında. Çünkü ulusal devlet çatısı bize
siyasetin önceliğini ve siyasal bilinçlenmeyi getirir. Siyasal bilinçlenmede ise ekonomik korporatif geride bırakılır. İkincisi, kozmopolitanizm de bu evrenin aşılmasına imkan vermez. Neden? Çünkü ulusal olanın merkezi rolünü kavrayamamıştır. Kozmopolitanizm. Yani bu açıdan bakıldığında hapishane defterlerinde özellikle Troçki ile girdiği tartışma değerlendirilebilir. O tartışma biraz karışıktır. Çünkü Troçki'nin Stalin Troçki karşı tartışmasındaki Gramsci'nin konumlanması ayrı bir şey. Bir de Troçki'nin sürekli devrim ve kozmopolitanizm kavramına yönelik eleştirileri ayrı bir şey. İkinci bağlamdan tutalım. Gramsci mesela Troçki'yi bu sürekli devrim kavramı içinde, ki biliyorsunuz bu Troçki'nin özgün tezlerinden birini oluşturuyor. Bu teze göre işte Stalin'in savunduğu tek ülkede sosyalizm yerine sürekli devrim ve bütün dünyada sosyalizmin yayılması. Şimdi Gramsci buna neden eleştirel bakıyor? Çok anlaşılabilir aslında. Çünkü her bir ulusal bağlam, ki bu hapishane defterlerinin en önemli terimlerinden biri, nazionale popolare, ulusal halksal bağlam. Devrim Gramsci'ye göre ancak bu ulusal halksal bağlamda gerçekleştirilebilir. Ulusal halksal bağlam hegemonyanın gerçekleştirilebileceği düzeyi temsil eder arkadaşlar. Dolayısıyla daha önce hep vurgulamışımdır. Gramsci'de bir politik coğrafya nosyonu bir. İkincisi, ulusal bağlamın uluslararası bağlama göre öncelikli kılınması söz konusu. Tam da bu bağlamdan eleştiriyor Troçki'yi. Çünkü Gramsci'nin devrimin farklı koşullarda, yani farklı koşullar derken neyi kastediyoruz artık? Hangi ulusal bağlamda hangi devrimden söz ediyoruz? Farklı ulusal bağlamlar devrimci dönüşüm için farklı mücadele araçlarını gerektirebilir. Şart koşabilir. Yani Ekim devriminde Sovyetlerin Rusya'nın tarihsel koşulları için gereken İngiltere için uygulanamaz. Fakat sürekli devrimdeki dünya sosyalizmindeki uluslararasıcılığı önceleyen kozmopolitanist bağlam bütün dünyayı tek bir doğrultuya indirgiyor. Ulusal bağlamların farklılıklarını hesaba katmayan bir bağlam bu. Yani şöyle söylemek mümkün. Aslında bu Türkiye'de solda da 60 sonrası tartışmalarda çokça gündeme gelen ulusal sorun bağlamı Gramsci'de çok güçlü bir biçimde mevcut. O mevcudiyet de, yani böyle ulusal sorunun milliyetçi bir biçimde öncelenmesi değil, tarihsel koşulların ulusal bağlamlara göre farklılık arz etmesi ve dolayısıyla devrimci dönüşümde hangi aracın kullanılacağının belirlenmesi açısından önem taşıyor. Troçki ile bu açıdan karşıtlaşıyor. Yani Gramsci Lenin'le Troçki'yi karşılaştırdığında Lenin diyor büyük bir siyasal zeka. Lenin çağımızın Machiavelli'si. Çünkü Rusya'da neyin gerçekleşeceğini, Rusya'yı özgün kılan koşulların neler olduğunu saptadı ve onu uygulamaya koydu. O da aşağı yukarı neydi? Rusya sivil toplumun çok fazla gelişmediği, dolayısıyla farklı mücadele araçlarının yürütüleceği bir ortamdı. Oysa sivil toplumun geliştiği Batı Avrupa toplumlarında aynı tarzda mücadele yürütülemez. Ki Lenin'in mesela 1924'te ölümüne kadar hani Komintern'de Avrupa Komünist Partilerine söylediği de budur. Yani Rusya'da işleyen İtalya'da işlemeyebilir. İtalya'da mesela parlamenter mücadelenin rolü daha fazla ön plana çıkabilir. Bu önemli. Dediği gibi sivil toplumla siyasal toplum arasındaki ayrım Gramsci'de metodolojik ya da analitik bir ayrım. Yani sadece bu analiz düzeyinde böyle. Yani mesela organik bir ayrım değil bu.
Yani yaşayan organik gerçeklik içinde sivil toplumla siyasal toplum rıza iknayla baskı zor her zaman iç içe geçiyor aslında bakılırsa. Fakat Gramsci'nin sonradan yapılan bazı yorumlarında bu husus gözden kaçırıldığı için Gramsci sanki böyle sivil toplumcu, tamam mı? Yani 80 sonrasında sivil toplumcu, sivil toplumu savunan bir düşünür ya da filozofmuş gibi sunuldu. Aslında Gramsci şunu söylüyor. Sivil toplum hiçbir zaman siyasal toplumdan yalıtılmış değil. Zaten sivil toplumla siyasal toplumu ya da sivil toplumla devleti birbirinden kategorik olarak ayıran gelenek hangisidir? Liberalizmdir. Çünkü devlete karşı bireyin, sivil toplumun önceliğini vurgulayacak ve bir tarafta özgürlüğün alanı olarak sivil toplum, öbür tarafta baskının alanı olarak devleti kodlayacak. Gramsci böyle bir ayrımdan bahsetmiyor bize. Bunlar hep iç içe geçiyorlar. Tabii. İnsan doğasını tabii burada tırnak içine alıyor. Yani Machiavelli açısından hep tırnak içinde bir insan doğasından bahsediyor Gramsci'de. Yani çünkü tarihsel koşullara bu kadar hani fiili gerçeklik var ya, fiili gerçeklik ve Gramsci'yen anlamda koşullar. Yani bu aslında Machiavelli'nin fiili gerçekliği Gramsci'de Marksist koşullar terimiyle paralel olarak düşünülüyor. Yani o da işte Lenin'de somutlaşan, Gramsci'nin de Lenin'den özellikle türettiği somut koşulların somut tahlili meselesine götürüyor bizi. Machiavelli, Gramsci'ye göre somut koşullarda somut tahliller yapan biri bu anlamıyla. Dolayısıyla böyle biri koşullar sürekli değişim halinde ise temel ve değişmeyen bir şeymiş gibi insan doğasından söz edemez. Öyle değil mi? Bu nedenle insan doğasını tırnak içine alıyor. Hatta karamsarı da tırnak içine alıyor ki daha sonra da realist demek daha uygun olur diyor. Çünkü gerçekten Prens'in 26. son bölümünü hatırlarsanız o Coşkun'un en fazla en üst düzeye yükseldiği bölümde hiç de karamsar değil. Aslında İtalya'nın geleceğine yönelik bir kurucu liderlikle ulusal bir devletin kurulabileceğine yönelik iyimser bir beklenti içinde aynı zamanda. Yani 8. defter madde 21 var olan modern prens çalışmalarının baskılarının birinci maddesine tekabül ediyor. Bu ekran geldiyse gördüğünüz yer işte bu benim editörlüğünü yaptığım, şerhler koyduğum modern prens versiyonu. Burada birinci maddeye karşılık geliyor. Yani sistematik bir tez olmamasıyla kastı ya da çalışma olmamasıyla kastı aslında yaşayan bir kitap olmasıyla ilişkili. Bana kalırsa Gramsci burada donmuş, olmuş bitmiş bir akademik tez değil. Yani her zaman söylenen siyaset bilimci Machiavelli var ya, olgulara, donuk olgulara atıf yapan Machiavelli imgesi yine ona karşı bir şey söylüyor. Yani bu kitap bir praksis kitabıdır diyor. Yani bu kitap bir el kitabıdır. Bu kitap yapmaya dair bir kitaptır. Yani tıpkı Jean-Jacques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi'nin bir bölümünde bu cumhuriyetçilerin el kitabıdır. Yani manuel, el kitabı. Onunla bir şey yapmaya yönelirsiniz. Anlatabildim mi? Bir şey yapmaya yöneldiğiniz şey nasıl bir şey olabilir? Yani gerçeklik teorilerle mahsedilemez, teorilerle kapsanamaz bir şey ise o zaman sistematik donuk tezlerle de sistemlerle de gerçeklik tüketilemez. Öyle değil mi? O halde praksise yönelik bir kitap hiçbir zaman tam anlamıyla sistematik bir tez ortaya koyamaz, sistematik olamaz. Çünkü gerçeklik sistematikliğe sığmaz.
Siz Praxis'e yöneliyorsanız başka türden bir motivasyonunuz bulunmalı. Tabii bir de şey var, hani yaşayan bir kitap olması, bir de siyaset bilimi ideoloji mitosunun dramatik bir biçimde kaynaştığı. Şimdi daha sonrasında bu mitosu açıklayacak, fakat şunu çıkarabiliriz. Gramsci daha başından Machiavelli'nin bilimciliği tezine gölge düşürüyor. Neden? Çünkü burada bir mitos yaratılıyor. Bilimci bir insanın mitolojilerle işi olabilir mi? Mitoloji bilim dışı bir şeydir. Öyle değil mi? Kitabın geri kalan kısmında Machiavelli'den aynı zamanda bir sanatkar olarak da bahsedecek. Çünkü yani tragedyacılardan biliyoruz, bu mitosları işleyen kimlerdir? Şairler, sanatkarlardır. Öyle değil mi? Bilimciler değil. Dolayısıyla bu yaşayan bir kitap olması, sistematik bir tezin olmaması meseleleri bütün olarak buraya bağlanıyor. Sorel'in düşüncelerinden çıkan şey aslında Gramsci'ye göre bir tür sendikalizm. Sendikalizm de Machiavelli siyasal bilincin öncesindeki uğraklardan biri olarak ele alıyor. Aslında sendikalizm demek, Gramsci'nin lügatında, hegemonyanın kurulabileceği siyasal bilinç düzeyine ulaşamamış bir akım ve o akımdan türetilen çeşitli ideolojiler anlamına geliyor. Sorel'in miti biraz böyle. Tabii aynı zamanda Gramsci'nin siyasal partisi sadece mitin irrasyonelliği düzeyinde, Sorel'de olduğu gibi mitin irrasyonelliği düzeyinde iş göremez. Siyasal parti rasyonel bir devlet de kuracak. Öyle değil mi? Dolayısıyla Gramsci'nin modern prensi mitin irrasyonelliği düzeyine dayanamaz sadece. O bir boyuttur. O boyut bize neyi sağlar? İşte Machiavelli'nin Prens'te kurduğu miti sağlar. Aslında o prens, Gramsci'ci anlamda, dağınık İtalyan halkının bir bedende toplanmış, bir kişide toplanmış halidir. Değil mi? Prens bu anlamda mittir, Gramsci'ci düşünce. Ama o prens aynı zamanda siyasal parti organizasyonunu kotaran bir rasyonel zekaya da sahiptir bu anlamıyla. Yani bu açıdan hem sendikalizm bağlamında bence Sorel'den ayrılıyor, hem de irrasyonalizm bağlamında ayrılıyor. Çünkü siyasal partiye ihtiyaç var. Belki şuna bir ayraç açabiliriz. Hani aktüel siyasi vokabülerimizde de çok kullanılan bir kelime ya, hegemonya. Fatma'nın da daha tezinde daha fazla derinleştireceği belki. Bizde hegemonya genellikle öyle tahakkümle karıştırılıyor. Çıplak baskıyla özdeşleştiriliyor. Yani önde gelen iktidar temsilcilerinden biri kültürel hegemonyayı başaramadık diyordu. Çünkü hegemonyayı tahakküm olarak anlıyor. İnsanların kafasına vura vura kültürel üstünlük kurmak gibi. Oysa mesela tam da bu bağlamda Gramsci diyor ki her hegemonya ilişkisi pedagojik bir ilişkidir. Yani bu pedagoji de böyle hani eğiticinin eğitileni böyle tepeden inme eğittiği bir pedagoji ilişkisi değildir. Yani zaten praksis merkezli düşünen biri eğiticinin de bu süreç içinde karşılıklı olarak dönüştüğünü varsaymak zorundadır. Öyle değil mi? Eğiticiyle eğitilen arasındaki ilişki her iki tarafın da devrimci dönüşümüne yol açan pedagojik bir ilişkinin modelini sağlar bize. Hegemonya da böyle bir şey işte. Yani tabii ki hegemonya zor boyutunu da içeriyor. Fakat hegemonyanın aynı zamanda pedagojik bir ilişki olduğu yer, doğrultu var. Tabii bu köylüler sorunsalı. Fatma da zaten çeşitli defalar dikkat çekti. Machiavelli de bulduğu temel bağlamlardan biri. Çokça tekrar ettik ama önemli olduğu için yeniden altını çizelim. Köylüler siyasal yaşama nasıl dahil edilecekler sorunsalı. Bu
ulusal halkçı kolektif bir iradenin oluşturulması için elzem, vazgeçilmez bir önem taşıyor. Gramsci açısından neden önemli? Machiavelli açısından şöyle bir önem taşıyordu. Eğer biz bir ulus yapacaksak, inşa edeceksek, orada duran köylülerin siyasal yaşama katılması gerekiyor. Çünkü ulus öncesi feodal biçimlerin egemenliğinin sekteye uğratılması ancak böyle mümkün olacak. Ulus aslında toplumsal sınıfların yeni bir konfigürasyonunu bize sağlayacak. Köylüler, kentteki yeni sınıflar, siyasal yaşama dahil edilecekler ki premodern olan feodal biçimler ortadan kalkacak. Ulusal halkçı bir irade böylelikle yaratılacak. Şimdi Gramsci açısından bunun taşıdığı birkaç boyut var önem açısından. Yani birincisi orak çekiç boyutu. Yani Ekim devriminde gördüğü köylüler ve işçi sınıfı arasındaki iletişimin devrimci dönüşüm sırasında nasıl sağlanacağı. Orak ve çekiçin birbirine nasıl eklemleneceği meselesi. Birinci mesele bu. İkinci mesele Fatma'nın çok iyi bir biçimde altını çizdiği, başlangıçta hatırlayın, Sardunyalılık ve Güneylilik meselesi. Gramsci yani siyasi düşüncesinin başlarında aslında bir tür Güney milliyetçisi diyebileceğimiz biri olarak işe başlıyor. Henüz Marksist değil. Kimse anadan doğma Marksist değil zaten. Marksist doğmaz, Marksist olunur. Gramsci de belirli bir evrim süreci sonucunda Marksizme ulaşıyor. Fakat bu öyle bir Marksizm ki coğrafya nosyonunun ve güneylilik meselesinin sürekli önemli bir yer tutmaya devam ettiği bir Marksizm. Yani bana kalırsa Gramsci siyasal düşüncesinin başından sonuna kadar güneyli bir Marksist, güneyli biri olarak kalıyor. Başta daha milliyetçi, güney milliyetçiliğine eğilimli bir düşünür. Sonunda güneyli bir Marksist. Şimdi bu köylüler bağlamı bu güneylik bağlamıyla çok yakından ilişkili. Çünkü yani güney-kuzey dengesizliği dediğimizde aslında İtalya açısından Risorgimento'nun başaramadığı, İtalyan birleşmesinin üstesinden gelemediği sosyal dengesizlik temelde köylülüğe dayanan güneyle daha ileri üretim tekniklerine ve ticarete, endüstriye dayanan kuzey arasındaki dengesizlik. Dolayısıyla köylüler sorunu Gramsci açısından aynı zamanda bir güney sorununa tercüme edilebilecek bir bağlam. Bu nedenle çok merkezi bir yerde duruyor. Siyasete layık olduğu değeri atfediyor. Şimdi mesela büyük siyasetten bahsederken yeni devletlerin kuruluşu problemini ön plana çıkarıyor ya. Machiavelli de zaten söylevilerin başında gelen şey bu. Fakat Gramsci'de de komünist bir devletin kuruluşu meselesi. Tamam mı? Çünkü Gramsci'de diğer belki 20. yüzyıl Marksizminden veya Marksizmin genelinden farklı olarak Marksizm komünist bir devletin kuruluşu problemi olarak düşünülüyor. Bu yüzden Machiavellici Gramsci. Komünizm dediğimizde yeni bir devletten bahsediyoruz. Yeni bir devletin kuruluşu sorunsalından bahsediyoruz. Dolayısıyla hani bu bizim siyasete aktüel düzlemde atfettiğimiz işte ayak oyunları, çıkar hesapları vesaire o küçük siyasetin bağlamına giriyor. Fakat büyük siyaset diyerek Gramsci siyasete insan dünyasında en büyük işlerin yapıldığı faaliyet olarak bakıyor ve değerini geri iade ediyor. Ha burada neye karşı iade ediyor? Boşlukta yazmıyor tabii. Mesela Gramsci'nin etkilendiği Benedetto Croce diye ünlü bir Hegelci idealist filozof var İtalya'da. Daha önce de bahsetmiştim. Fatma da zikretti. Mesela onun çözümlemesinde, idealist çözümlemesinde siyaset tam da bu küçük siyaset bağlamına indirgeniyor. İşte ideal olarak böyle üstün insan ne yapar? İşte felsefeyle uğraşır, entelektüel faaliyetlerde bulunur. Fakat siyaset kirli işlerin alanı olduğu için siyasetle ilgilenmek işte o ideal insana yakışmaz.
Machiavelli buna pardon Gramsci, hep karıştırıyorum özellikle ikisini beraber aldığımız için bazen karışıyor da Gramsci bu siyasetin indirgenmesine karşı hayır diyor. Bir de büyük siyaset var diyor. Büyük siyaset kuruluş sorunsalı ile ilgilenir. Bize onu en iyi öğreten de Machiavelli işte. Bir de belki geçtiğimiz bağlamlardan biri, hatırlayın, mit yaşayan bir kitap olması bahsinde bir de şunu söylüyordu. Tutkuların payına değer veren biri. Sanatkar bunu yapar, değil mi? Machiavelli de bir sanatkarsa tutkuları da önemsiyor. Bu tutkular bahsinde de aslında Croce'ye karşı çıkıyor. Çünkü Croce'nin bu idealist şeması içinde tutkular böyle gelip geçici heyecanlara terk edilmiş ve indirgenmişler. Oysa mesela benim kanaatimce Gramsci burada Machiavelli'nin yanı sıra Hegel'e de geri dönüyor. Çünkü Hegel de Marksizm'de çok önemli referans kaynaklarından biri aynı zamanda. Hegel mesela Tarihte Akılda ne diyor? Dünya tarihinde hiçbir olay tutku olmaksızın gerçekleşemez. Şimdi burada tutkuya Hegel yeni bir yer açıyor. Çünkü bu Hristiyanlığın iman tarafından bastırılan tutkuları ya da rasyonalist felsefelerin aklın denetimine verilmiş tutkuları değil. Tutkular tarihte çok önemli işlevler görüyorlar. Öyle değil mi? Şimdi Gramsci açısından da hem Machiavellici hem Hegelci baktığımızda hiçbir devlet tutku olmaksızın kurulamaz. Yeni bir devlet kurabilmek için çok güçlü siyasi tutkulara ihtiyacımız var. O halde tutkular böyle akıl, iman gibi kategoriler tarafından denetim altına alınacak ya da bir kenara bırakılıp göz ardı edilebilecek şeyler değil. Yeni bir komünist devlet de çok güçlü siyasi tutkulara ihtiyaç duyar kuruluş açısından. Tutkuları da yeniden değerlendirmiş oluyor Croce'ye karşı. Croce'de sadece tutku, hırs bağlamı değil, Gramsci'nin itiraz ettiği bağlamlardan biri de halk aydın kopukluğu. Hatta halkla aydın arasındaki uçurum. Çünkü halkla aydın arasındaki uçurum bu ulusal halkçı iradenin oluşturulamaması biçiminde bir netice veriyor. Yani bu nedenle Gramsci'de aydınlar problemi hegemonya düzleminde merkezi bir konu olarak önümüze geliyor. Ulusal halkçı irade nasıl birleştirilecek? Köylülerin siyasal yaşama dahil edilmesi demiştik, değil mi? Halkla aydınlar arasındaki kopukluğun da giderilmesi. Bu kopukluk giderilerek halk bir siyasal özne konumuna ulaşacak arkadaşlar. İşte bu nedenle hani daha önce Fatma sormuştu ya, burada feodalizmi anladım ama kozmopolitanizmi neden eleştiriyor diye. Kozmopolitanizm bir taraftan aydınların böyle fil dişi kulede kozmopolit aydınlar olarak halktan uzak bir biçimde böyle yalıtılmış bir sınıf olarak bulunduğu bir düzleme işaret ediyor Gramsci'de. Bu kopukluk ortadan kaldırılmalı. İşte Gramsci'nin öncüllerini, pardon, Machiavelli'nin öncüllerini sağladığı aynı zamanda bu. Çünkü köylülerin siyasal yaşama dahil edilmesi bunun önünü açacaktır diye düşünüyor Gramsci. Tabii şu da var. Meselenin bir başka veçesi aynı bağlamda olmak üzere. Şimdi Croce'de ya da çağının idealist filozoflarında şöyle bir şey var. Aydınlar için felsefe, halk için din. Bu çok iyi bilinen bir şeydir, değil mi? Yani dolayısıyla bu aydınlar halk ikilemi dinle felsefe arasında bir ikileme de karşılık geliyor ve halkın felsefeden uzak tutulduğu bir iklime de işaret ediyor. Halkın felsefeden uzak tutulması, halkın teoriden dönüşümcü bir düşünceden uzak tutulması anlamına da geliyor. İşte bu halk aynı ancak işte dini duygularıyla seferber olur. Gramsci'ye göre bu halkın
edilgen bir nesne kılınmasının teorisinin zeminini sağlıyor. Halkın dinle özdeşleştirilmesi.